Programımızın bu bölümünde Üsküdar Üniversitesi'ni tanıyacağız ve karşımızda Üsküdar Üniversitesi Rektörü Sayın Profesör Doktor Nevzet Taran hocamız Skype konuğumuz oluyor. Sayın hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ahmet Bey iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz inşallah hocam. Çok şükür, çok şükür. İyiyiz. Sizler de iyisiniz inşallah. Sizler de iyiyiz. Çok şükür. Her şey yolunda. Malumunuz tercih dönemindeyiz hocam ve bizler de üniversiteleri tanıtıyoruz. Bugün Üsküdar Üniversitesi'ni biraz tanımak istiyoruz ama öncesinde tabii biraz da böyle meslek seçimiyle ilgili tam o dönemde oldukları için üniversite seçerken aynı zamanda meslek de seçiyorlar. Sizce bu dönemde öğrencilerimiz nerelere dikkat etmeli? Şu an neler yapmalılar? Tabii şimdi meslek seçiminde İnsan hayatındaki en önemli iki karar var. Bir meslek seçimi, diğeri eş seçimi, evlilik kararı. Bu iki seçimde ne kadar böyle ayrıntılı düşünürlerse, ne kadar doğru karar verirlerse ilerideki 10 yılları daha sağlıklı geçer. Bu nedenle bu meslek seçimi onlar için çok önemli tasarruflardan birisi. Bu kararı meslek seçimini yaparken yani özellikle şuna dikkat etmelerinde fayda var. Bir kere önce kendilerini tanımaları burada ilk adım. Yani kendilerinin kişisel özelliklerini, güçlü yönlerini, hangi mesela sosyale mi daha yakınlar, böyle sanatsal alana mı, artistik alana mı daha yakınlar, yoksa sayısala, fen, matematik gibi, sağlık alanı gibi alana mı yatkınlar? Bununla ilgili zaten mesela biz Üsküdar Üniversitesi olarak bu konuda kolaylık olsun diye web sayfamızda Holland diye bir test var. Yani eğitimcilerin kullandığı kısa bir test. Orada kişi soruları doldurduğu zaman hangi alana yatkınlığıyla ilgili bir bilgi veriyor. Bu kişisel özelliklerimizi belirliyoruz. Yani kişinin kendi özelliklerini. Daha sonra seçmeyi düşündükleri meslekleri iyice analiz etmeleri lazım. Bu mesleklerin olumlu zor yönleri nedir, kolay yönleri nedir? Bu mesleklerin hayatında o meslekte yaşayanların gözlemleri, tecrübeleri nelerdir? Yani nelere bekliyor onu bu mesleğe gelirse? Bununla ilgili bir analiz gerekiyor. Bu bittikten sonra da kendi kişisel özellikleriyle yani düşündükleri meslekler arasındaki bağlantı kurmayı başarmaları lazım. Hangi bağlantıyı? Mesela bir kimse böyle acıma duygusu, merhamet duygusu olmayan bir kimse diyelim çocuk gelişim bölümünü, okul öncesi öğretmenliği bölümü, sınıf öğretmenliği bölümü seçerse başarılı olamaz. Yahut da bir psikoloji bölümünü, bir sosyal çalışma bölümü seçerse yapamaz. Çünkü orada olanlar insana sabırlı olması gerekiyor. İnsana böyle şefkat duygusunun yüksek olması gerekiyor. Bunları yapamazsa yapamazlar. Aceleci, sabırsız kişi yapamazlar. Mesela bazı kişiler kıpır kıpır duramazlar. Ayakta duramazlar. Kişi oturamazlar. Mesela başı ile bir mesleği seçerse yapamaz bu kişi. Onun için bu kişinin kendi özellikleriyle o mesleğin özelliklerini bilip buna göre karar vermesi gerekiyor. Bir insan bu kararı tek başına vermesi çok zor. Onun için siz de eğitimcisiniz, biliyorsunuz. Eğitim fakültelerinde şimdi meslek seçimi bir bilim dalı oldu. Yani evet. Meslek seçimiyle ilgili meslek seçimi, rehberlik, bu konudaki rehberlik yapma bir bilim dalı oldu. Ve burada çünkü meslekler çoğaldı. Çok özelleşti meslekler. Çok özelleştiği için ayrıntıları var. Böyle durumlarda doğru rehberlik kişilerin hatadan koruyor. Zaten yani üniversitede okuyan öğrenciler üzerine yapılan çalışmalarda %40'ı sevmediği bir alanda olduğunu söylüyorlar. Hatta %52'si de üniversite girdikten sonra değiştirmek istiyorlar. Düşün. Değiştirmek istiyorlar. Onun için mükerrer giren yani 2 milyon kişi sınava giriyor. Bunların 1/3'ü hemen hemen 1/3'ü mükerrer giriyor. Bu neden? Değiştirmek istiyor mesleğini. İşte bunu ilk başta doğru karar verirse buna çok ihtiyaç kalmaz böyle durum. Sene kaybı da olmamış olur. Yani bunun için bir bilenden yardım almaları gerekiyor. Bir iyiden yardım almaları gerekiyor. Burada bizim tavsiye ettiğimiz. Bu şekilde yardım alabilirse kişi doğru karar verebilir. Daha sağlıklı karar verebilir. Tabii anne babanın da ailenin de görüşünü alması burada önemli. Tercih danışmanlarının, tercih
zamanı tercih danışmanlarına gidip, hatta tercih robotları var, onlara gidip kendi puanıyla, başarı sırasıyla kendi hedeflediği alanlardaki başarı oranlarına göre o tercih robotları yahut da tercih danışmanlar çok daha isabetli destek veriyorlar. Ama bu, bütün bunları işte ailesinin görüşünü alsın, o işi bilenlerin görüşünü alsın ve acele etmesin. Daha bir iki hafta zaman var. Bu zaman içerisinde daha sonra kişi kendi kararını kendi vermesi. Ama iyice yeterli istişareler yaptıktan sonra bunu, bu kendi kararını kendi verirse, kendi sorumluluğunu kararının sorumluluğunu taşırsa önüne çıkacak engelleri daha kolay yaşar. Yani hayat zaten engelleri aşmak demektir hayat. Engelleri aştıkça kişi gelişiyor biliyorsun. Evet. Yani zorluklar, engeller, bunlar aslında büyümenin bir parçasıdır, gelişmenin bir parçasıdır. Yani bu nedenle zorluk olmadan böyle, yani her şeyin güllük gülistan olduğu bir meslek yok. Olsa hoş olurdu ama yok maalesef. Her mesleğe, yani bu yönden bir zorluklar var ama hayatta başarı yolları öyle çiçek yollarla değil, taş yollarla, engellerle dolu. O engeller bizim için bir engel değildir, aşılması gereken bir durumlardır. Bu şekilde görürse zaten üniversitede de, daha hayatta da kendini geliştirmiş olur, olgunlaşmış olur, zorlukları yenmiş olur. Zaten eğitim hayatının da amacı böyle teknik beceri kazandırmak değil, akademik beceri kazandırmak değil. Aynı zamanda sosyal ve duygusal becerileri de kazandırmak, insan ilişkilerini öğretmek. Çünkü hayatta başarılı, bu zamandaki başarının en önemli ayaklarından birisi de takım çalışmasına yatkın olabilmesi kişinin. Yani bilgili olması yetmiyor, çalışkan olması da yetmiyor, takım çalışmasına yatkın, işbirliği kurma becerisi olması gerekiyor. İşbirliği kurmak ayrıca öğreniliyor. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yani bu nedenle bunu da bu, ama bu hayatın içi sosyal temas oldukça öğrenilir. Bu nedenle muhakkak üniversitelere gitsinler, okumak düşündükleri üniversitelere ziyaret etsinler, hocaları tanısınlar, web sayfasına girsinler, baksınlar, oradaki akademik kadroya baksınlar. Ama en önemlisi de orada BBS var, Bologna Bilgi Sistemi. Bütün üniversitelerde olması gerekli. Hangi ders anlatılıyor? Ders programı nasıl? Müfredat nasıl orada? Bu diyelim 14 haftada hangi konular işlenecek? Hangi dersler var? Bunlara baksınlar. Bu konuda işte o sayfası zayıf olan kişiler eğitim kalitesi yönünden çok bir vaadi olmayan kurumlar olarak görmek gerekir, bölümleri. Yani bunlara bakarak, çünkü insan hayatındaki en önemli dönemeçlerden birisidir üniversite, meslek seçimi. Ama şu andaki gençler bizim zamanımızdaki gençlere göre çok daha şanslılar. Fırsatlar daha çok. Bizim diyelim o 30 sene önce, 40 sene önce insanın önüne çıkan 10 tane fırsat varsa, şimdi 110 tane fırsat var. Onun için bu fırsatları değerlendirmek, ama şans da insanın durduğu yerden şans önüne çıkmıyor. Şans akılla fırsatın kesiştiği nokta. Doğru pozisyon alırsan, doğru şekilde beklemeyi ve gözlemlemeyi, çabalamayı içinde bulunursan, fırsat önüne çıktığı zaman yakalıyorsunuz. Yani bu nedenle burada bu çaba içerisinde olmaları çok önemli genç arkadaşlarımızın ve tercih danışmanlarının görüşlerini almalarını diye bir genel bir tavsiyemiz de olabilir bu şekilde. Evet. Peki Sayın Hocam, şimdi biraz da Üsküdar Üniversitesi'ne dönebiliriz isterseniz. Yani burada sizin üniversitenin sağlık eğitim alanında ve bu konuda uygulamalarda oldukça geniş imkanlar var. Buralarla ilgili neler söylemek istersiniz? Tabii biz üniversite olarak, bizim işte 6 fakülte var. Burada insan toplum bilimleri, psikoloji bölümü var, mütercim tercümanlık var, tarih, sosyoloji, siyaset bilimi, İngilizce, Türkçe var. Mühendislik bilimleri var. Bütün bilgisayar, yazılım, endüstri mühendisliği, kimya, biyomühendislik, moleküler biyoloji, genetik, bunlar var. Ayrıca şeyde iletişim fakültesi var. Bütün hemen hemen en çok bölüm olan çizgi film, animasyondan tutun da medya ve iletişime, yeni medyaya kadar bütün bölümlerin olduğu bir şey var. İletişim fakültesi var. Diğer sağlık bilimleri fakültesi zaten en çok bölüm olan fakülte şu anda Türkiye'de, bütün bölüm, açık bölüm açısından.
Sağlık Bilimleri Fakültesi. Burada da bir konuşma, odyoloji, işte sosyal hizmet, diğer ortez protezden şeye kadar birçok bölümler var. Yani burada gençler çocuk gelişimi bölümü aynı şekilde. Yani bu bölümler şu anda sağlık alanında olmak isteyen, çalışmak isteyen kişilerin geçemesi. Dil konuşma bölümü bir kongre yaptı. 1500 kişi Türkiye'de katıldı dil konuşma bölümü. Türkiye'de çünkü ilk Türkiye'de biz Eskişehir'den sonra ikinci açan biz olduk dil konuşma bölümü lisans programında. Bu konuda iyi bir şey var, kadromuz da var. Yüksek lisans doktora programları da var dil konuşmada. Diğer sağlık bilimler alanında da aynı şekilde meslek yüksek okulu ön lisans programlarında da sağlık meslek yüksek okulunda orada yine Türkiye'de ilk böyle elektronörofizyolojiden tutun da acil anestezioloji laboratuvar bütün birçok 50 küsur program var orada açılmış olarak. Bazılarının ikinci öğrenimi de var. Yani bütün bu programlar hepsi şu anda öğrenci alıyor. Öğrenci alıyor. Yani şu anda aşağı yukarı 5000 civarında kadro var. Uluslararası öğrenci de yani mühendislik fakültesinde çok talep oluyor. Yani tıp, diş hekimliği fakültesi aynı şekilde. Yani 2 sene olur. Bu sene 3. senesi öğrenci alacak. Tıp fakültesi 5. senesinde öğrenci alıyor bu sene ve 5. sınıfa geçti öğrencilerimiz. Yani bu fakültelerle biz şu anda yani özellikle de şunun üzerinde duruyoruz. Biz kaliteyi çok önceden başlattık biz. Yani Türk Radyo KAK kurulmadan önce bile kaliteye başlamıştık. Kendi bir özel bir yazılım geliştirdik. CKS diye bir yazılım. Öğrenci ile hoca arasında online bir gruplar oluşturuyor. Sınıf grubu. O CKS sistemi içerisinde bir özel bir yazılımla öğrenci ile rahatlıkla görüşebiliyor. Ödev gönderiyor, ödev verebiliyor. Yani danışmanlığı online yapma. Geliyor. Özel bir program yaptık online danışman. Yani ofis saat olup da öğrenci haftanın bir günü hoca o saatte beklemiyor. Orada yazışarak öğrencilerle ödevlerini oradan gönderiyor, slaytları oradan gönderiyor ve çok daha hızlı bir aşağı yukarı biz bunu 7-8 senedir yani kendi yazılımımız bunu uyguluyor. Stix diye bir sistem bu sistem. Bunu uyguluyoruz. Diğer de UKS diye üniversite UKS Pro sistemi, üniversite kalite sistemi diye bir yazılım, üniversiteyle ilgili eğitim yazılımı satın aldık. Şu anda üniversitede yapılan bütün toplantılar, bütün etkinlikler, her şey oraya giriyor. Ve her şey faaliyet takip sistemi şeklinde takip ediliyor ve raporlanıyor. Yani her şey ve bu şekilde bunun sonucunda da biz vakıf üniversiteler arasında şu anda dünyada 101. olduk. Türkiye'de bütün üniversiteler biz Time Higher Education şeyinde Higher Education programında uluslararası Türkiye'de vakıflar arasında 2. sıradayız. Yani bu yaptığımız ve her şeyi yapmak istediğin her şeyi yaz, yazdığın her şeyi de yap kuralı kalite sisteminin. Bunu uyguluyoruz uzun zamandır ve bunun da meyvelerini çok iyi aldık. Böyle durumlarda her şeyin kayıt altında olması, bazı her şeyin kontrol altında olması gibi bir duygu uyandırıyor. Ama bu çağda büyük data çağındayız. Büyük datayı, büyük veriyi yöneten, yani veri tabanı uzmanlığı mesleğe çıktı. Büyük veriyi yöneten şeyi yönetiyor. Sosyal hareketliliği yönetiyor, ekonomik hareketliliği yönetiyor, para hareketliliğini yönetiyor. Hatta birçok psikolojik olarak tedavide de kullanıyoruz. Mesela hastaneyle yapay zekalı bir yazılım geliştirdik. Kuruşka merkezimiz kuruldu. Ona bağlı ARGE gruplar oluşturuldu. İşte destekli projelerle ilgili, fikri haklarla ilgili, farkındalık çalışmalarıyla ilgili, girişimcilik Kuruşka merkeziyle ilgili çalışmalarımız var. ARGE odaklarımız oluşturduk. ARGE odaklarıyla ilgili özellikle moleküler biyoloji genetikte çok ciddi şeylerimiz oldu. Yayınlar Scopus kapsamında yayınlarımız oldu. Bu yayınlarla işte şu anda hani dünya standartlarındaki üniversiteler
yaklaşan şeylerimiz var. Böyle atıp alan çalışmalarımız var. Web sayfamızda bunu bulabilirler. Çünkü bu, yani ben şunu söylüyorum bize böyle bir başvurmak isteyen gençlere, yani bir diploma almak için geliyorsanız gelmesinler bize. Yani öğrenmek için geliyorsa gelsinler. Yani diploma almak, ben yani turist gibi gideyim geleyim okula, 4 sene sonra da benim diploma olsun. Böyle bir öğrenci ve biz o öğrencinin okuyor diplomasının vebalini ben taşımak istemiyorum. Tabii. Yani öğrenmeden ama o diplomayı taşıyor, bu ben vebaldir. O kişi gider bir hastaya müdahale edecek, yardım etmeye çalışacak, eksik bilgiyle yardım edecek. Yardım ederken hata yapacak. Bu hatadan kendimi sorumlu hissettiğim için biz yani, kaliteye, öğrenmeye, yani elimizdeki imkanları en güçlü şekilde yapmaya çalışıyoruz. Yani özellikle bu sağlık hizmeti şeydir. Yani ben Cerrahpaşa'da okurken bir hocamızın bir sözü var. Kulağıma küpü olmuştur benim. Yani şöyle söylüyor. Şöyle de hocamız. Rahmetli oldu tabii şimdi hocamız. Melik Tahsinoğlu diye patoloji hocamızdı. Dedi ki hekimin hatasını, aşçının hatasını maydanoz örter. Terzinin hatasını ütü örter. Doktorun hatasını, ben sağlıkçının, klinisyenin diyorum ilave olarak, hatasını toprak örter. Yani yaptığın hata ölümle sonuçlanıyor sonuçta. Onun için hatta bir arkadaş, hiç unutmam, doktor arkadaşımıza bir hasta gönderiyor dışarıdan, meslektaş. O da ilaç yazıp gönderiyor. Ya meslektaş diyor ki siz nöroloji ve psikoloji birliktesiniz. Niye ayrıntılı incelemediniz? Ben daha sonra hasta iyileşmeyince başka yere gönderdim. Ve beyin ön bölgesinde mandalin büyüklüğüne tümör çıktı dedi. Ben arkadaşa söyledim, ya neden şey yaptınız böyle? Bak biz böyleyiz, niye bir MR çektirmedin dedim ben. Ya ama 100 tane hasta görür, bir tane hatamız olur dedi bana. Ya doğru, senin için %1 hata ama hasta için %100 hata o. Evet, yani bu nedenle, yani aynen öyle, biz onun için bu veballi bir meslek bu. Sağlık mesleği. Onun için biz 2-0 değil 6-0 hatayı bile düşünmemiz gerekiyor. Yani bu nedenle bu meslekte olanları iyi yetiştirmek istiyoruz. Öğrenmek isteyen, hayata kendini hazırlamak isteyen kişiler için yani biz Üsküdar Üniversitesi olarak bu duyarlılıkla hareket ediyoruz. Yani hatasız insan olmaz, muhakkak hatalarımız vardır. Ama madem bu eğitim işi de zaten hem eğitim işi hem sağlık işi biraz sosyal boyutu olan işlerdir. Yani böyle, yani bu işi yaparken ibadet aşkıyla yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Hatta mesleğini yaparken bu sen sanat icra ediyor gibi yap diyoruz arkadaşlarımıza. Bir sanat icra eden nasıl bir resim yaparken, bir müzik çalarken, bir şiir yazarken nasıl kaptırır kendini, bir akış duygusu yaşar. Mesleğini, o duygularla mesleğini yapıyorsanız bu mesleğe girin. Ama Sayın Hocam, bunun için de başta söylediğiniz seveceği, yapabileceği, ilgisini çeken, yeteneğini tatmin edecek bir meslek bulması lazım. Aslında evet. İki konuya da çok güzel açıklama getirdiniz. Evet. Peki Sayın Hocam, üniversitede akademik kadro ve kampüs olanakları, Erasmus, biraz sona geliyoruz artık, bunları konuşalım tabii, isterseniz. Tabii üniversitede şimdi tabii kampüs biz merkezi, yani en büyük şansımız. Hatta öğrencilere diyoruz bak Akfırat Pendik'in orada bir işte üniversitenin bir şeyi var. 130 dönümlük bir arsası var, oraya taşınmak için ne diyorsunuz diye. Öğrenciler şiddetle istemiyor, karşıyız diyorlar. Onun üzerine oranı eğitim alanından çıkardık. Mesela şehir üniversitesi olması, Üsküdar'da olması ve Ümraniye'de olması çok merkezi oldu. Her taraf ulaşılabilir yer ikisi de. İki köprüye yakın. Yani devletimiz çok güzel metro yaptı. Ve yani şu anda Üsküdar hele tam bir şey gibi, yol kavşağı gibi, Marmaray. Öğlen arasında çarşı kampüsünden öğlen arasında Sultanahmet'e köfte yiyip dip geliyorlar Üsküdar'da. Yani böyle şey, ulaşımı kolay bir yer. Şehrin içinde şehir üniversitesi. Yani bütün şeylerde üniversitenin açık olduğu zaman, koridorlarda öğrenciler dolaştığı zaman aynı zamanda esnaf da sevmiyor bu bölgede tabii. Çok hareketlilik oluyor. 5.000-6.000 kişi ve uluslararası öğrenci, Nijeryalı öğrenciler, siyahi öğrenciler hepsi Üsküdar'da, Ümraniye'de dolaşıyorlar. Bu çok güzel bir şehirciliğe de katkı sağlamış oluyor. Bu bir şey, avantaj zamanda. Kesinlikle. Akademik kadroda da biz zaten akademik kadroyu alırken belli bir
yayın standardımız var. O yayın standardında böyle her sene şu kadar yayın yapıp yapma taahhüdü almayan hocamızı akademik kadroya almıyoruz. Yani bununla ilgili yönergemiz var zaten. Buna da dikkat etmeye çalışıyoruz çok şey. Yani akademik kadro da çok önemli. Muhakkak bölümlerin akademik kadrolarına girip baksınlar. Çünkü iyi eğitim iyi hocalarla olur. Yani hocalar ne Tabii. kadar iyiyse eğitim de o derece daha verimli olur. Nasıl futbol iyi futbolcular oynanırsa iyi eğitim de iyi hocalarla olur. Onun için hocaların öğrenciler bununla ilgili hocaların CV'lerine baksınlar. Biz açık ve şeffaf olarak her hocanın kısa ve uzun CV'lerini yazdık. Yaptığı yayınları, bütün o işte uluslararası endekslerdeki yayınlarını, H indekslerini, I indekslerini hepsini hocalarımızın web sayfasında beyan ediyoruz. Onlara baksınlar ve buna göre hocalarla ilgili gelip sorular da sorabilirler. Bu nedenle üniversitede bir de üniversitenin uluslararası başarılarına bakmalarını tavsiye Hı-hı. ediyoruz. Yani biz bu konuda Üsküdar Üniversitesi olarak ciddi bir uluslararası bazı birkaç platformla mesela Eylül ayında önümüzdeki Eylül ayında G20'ye bağlı N20 Neuroscience 20 toplantısı var. Türkiye'den G20'ye 2015'ten beri devamlı katılan bir tek üniversiteyiz biz. Yani burada G20'ye katılıyoruz Neuroscience 20 olarak. Orada nörobilim politikalarının konuşulduğu bir oturumlar oluyor orada. Bu şeyde de 3 kişi olarak gideceğiz Hindistan, Yeni Delhi'de, seneye Brezilya'da ve daha önceki sene işte Arjantin'deydi, Japonya'daydı. Hemen hemen hepsine gittik bir istisna. Hı hı. Bir ilk Avustralya'da olmuştu onun hariç. Türkiye'de 2015'te oldu. Ondan beri devamlı gidiyoruz. Bunun gibi uluslararası işbirlikçileri çok önemli ve Erasmus'a zaten 500'ün üzerinde üniversiteyle Erasmus anlaşmamız var. Hı hı. 549 yanılmıyorsam üniversitede Erasmus anlaşması, Erasmus öğrenciler geliyor bize. Bu pandemi dönemi çok şey yaptı tabii. Her şey gibi onu da etkiledi. Ama gene pandemide bir de Erasmus'ta değişimler oldu. Bu sene daha da hareketli olacak. Biz Erasmus'un yazın olan Erasmus Plus var. Yaz, staj programı 2 aylık. O da çok şey oldu. Yani çok rağbet gördü. Tabii. Yani Türkiye'de 5 üniversitenin olduğu bir konsorsiyumu. Onunla birlikte işte Sabancı var, bu şey var, kültür var, biz varız. Böyle 5 tane üniversite bu konsorsiyumda aşağı yukarı 8-9 senedir onunla da her sene yaz dönemi Erasmus'a 2 aylık staja gönderiyoruz öğrencilerimizi. Erasmus karşılıyor bunu, Avrupa Birliği Hı-hı. karşılıyor. Ve yani belli bir dili sınavını geçen öğrenciler giriyor. Yani hazırlık sınıfımız da var tabii uluslararası öğrenciler. Türkçe hazırlık da var, İngilizce hazırlık da var. Yani İngilizceyi geliştirmek isteyenlere yani öğretmen %70-80'i ana dili İngilizce olan öğretmenlerle gidiyor, konuşan uluslararası öğretmenlerle. Bu hazırlık da aynı şekilde devam ediyor. Üsküdar Üniversitesi olarak biz işte elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimizi en iyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Yani üniversitelerin son olarak şunu söyleyeyim. Üniversite demek sadece meslek edindirmez. Aynı zamanda bilim de öğretir. Ve aynı zamanda bilgiyi ürüne de dönüştürür. Ve aynı zamanda üçüncü nesil üniversitenin dördüncü bir fonksiyonu vardır. Toplumu bilgilendirme yapar. Bunun için bu endekslerde bir sosyal etkiye de önem vermeye başladık. Bu Plamix, Altmetrix gibi böyle programlar var. Medya sosyal etkiyi ölçüyor. Onunla ilgili sosyal yapılan çalışmaları da bir atıf gibi değerlendiriyor. Sosyal etki puanı olarak puan ekledi. Mesela onu da biz üniversite olarak şeye aldık. Yani şu anda hocalarımızın toplumu bilgilendirme. Çünkü hocalar fil dişi kulesi içinde yaşarsa tabii, topluma tabii. bağımsız onun bir topluma faydası olmuyor. Yani sadece hocalar kendini tatmin ediyor. Dünyada değişti bu. Çok ciddi bu. Bologna sistemi de buna çok katkı sağladı. Yani bunlara önem veriyoruz ve öğrenci projemiz çok fazla mesela bizim. TÜBİTAK'tan geçen sene 11 tane aynı anda bir öğrencimiz proje aldı. TÜBİTAK projesi. Hocalar danışman hocasıyla birlikte. TÜBİTAK'ta o geçen dönemde en çok proje alan üniversite olduk bir çağrı döneminde. Bütün bunlar tabii öğrencilerimiz için proje kültürü dersini mesela ikinci sınıfa koyduk. Üçüncü sınıfta
projeyle ilgili dersler veriyoruz. Dördüncü sınıfta mezuniyet projesi yapıyoruz her öğrenciye. Evet. Yani bunun için bu da ciddi bir şekilde bize ve ayrıca bir diğer de mesela uzay, biliyorsunuz uzaya gidecek Türkiye. Uzaya gidecek ve uzayla ilgili genetik inceleme bu şeyi bizim genetik hocalarımız aldılar uzay maşallah projesinde. Ve çok uzaya önemli. uzaya gidecek iki aday de bize geldiler. TÜBİTAK başkanımız da aynı şekilde uzaya katıldı. Biz bunlar genlerini aldık. En azından uzaya gittikten sonra ne değişik projesinde. Yani Sayın Hocam, o zaman bu konuda da Türkiye'de bir ilk olacaksınız. Uzaya gittikten sonra genlerinde nasıl bir değişiklik oldu? Evet. Peki. Yani, Sayın Hocam, çok güzel, evet, faydalı bilgi edindik. Ve şunu fark ettim ben kendi şahsıma. Yani hem hocaların kalitesine çok önem veriyorsunuz, hem öğrencilerin sosyalleşmesine ve aynı zamanda gerçekten bazı alanlarda, özellikle sağlık alanında Türkiye'de çığır açan çalışmalar ve bölümleriniz var. Bu yüzden biz de öğrencilerimize buradan gelip sizi görmelerini, evet, üniversiteyi tanımalarını bu tercih döneminde, evet, sizin de başta dediğiniz gibi kendilerine, evet, en uygun tercihi yapmalarını önermiş olalım ve çok teşekkür edelim sizlere. Estağfurullah, ben teşekkür ederim. Çok naziksiniz, güzel özetlediniz. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun Sayın Hocam. Çok sağ olun. Değerli izleyicilerimiz, bu programımızın bu bölümünde Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü Sayın Profesör Doktor Nevzat Taran hocamızla Üsküdar Üniversitesi'ni konuştuk. Bir başka programda görüşmek üzere.